Özel Medikabil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün saç ekimini konuşacağız. Daha önce de programımıza yer vermiştik fakat bugün otolog mikrograft yöntemini, kök hücre tedavisini konuşacağız saç ekiminde. Dermatoloji uzmanı Doktor Mehmet Şimşek bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Bomba gibiyiz. Çok teşekkür Harika. ediyoruz. Uzun zaman oldu sizinle bu konuyu tekrar konuşmayalı. Bugün yeni bir başlık açtık. Otolog mikrografti konuşacağız. Fakat dilerseniz programa geçmeden önce, programın detaylarına, bu yöntemin detaylarına geçmeden önce biraz halkı bilinçlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bugün sabah okuduğum bazı gazete haberlerinde, izlediğim birkaç videoda şunu gördüm. Saç ekimiyle ilgili araştırma yaparken öyle teknikler, öyle metotlar, öyle bu işi yapan uzmanlar var ki böyle sanki bambaşka bir şey vaat ediyormuş gibi. İşte çok kısa sürede saçlarınız çıkacak, hiçbir problem yaşanmayacak, kanama yok, ağrı yok, o yok, bu yok. İşte her merkezde uygulanabilir gibi bazı dezenformasyonlar söz konusu. Bunun önüne geçebilmek adına siz asıl uzmanından bir şeyler duyabilirsek şahane Tabii olur. Ki. Şimdi öncelikli olarak saç ekimi korkulmaması gereken, gerçekten hastanın fayda gördüğü, kozmetik olarak güzel dönüşler aldığımız mucize gibi bir yöntem diyebilirim. Fakat doğru yerde, doğru ortamda, doğru şartlarda, doğru bir ekip tarafından yapılması çok önemli. Çünkü hafife alınacak bir işlem kesinlikle değil. Tamamen bir cerrahi operasyon, bir ameliyat diyebiliriz. Dolayısıyla bir ameliyathane ortamında, o steril şartlarda çalışılması gereken bir yerde yapılması gerekiyor. Maalesef bu biraz hafife alınıyor. Yani bu ülkemizde aslında Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmeliklerle de koruma altına alınmış bir işlem. Yani şu an yönetmeliğe göre sadece hastanelerde, tıp merkezlerinde ve sadece bu konudaki birkaç istisnası olan ruhsatlı poliklinik dediğimiz yerlerde yapılabilmekte. Bu son poliklinik dediğim dönem dönem prosedür değişiyor ama temel olarak hastanelerde ve tıp merkezlerinde yapılıyor diyebiliriz. Maalesef şu an sağa sola baktığımız zaman güzellik merkezi ruhsatı olan yerlere saç ekim merkezi diye internete, işte sosyal medyaya ya da Google sitelerine bu ibareleri koyarak hani böyle bir ruhsatları varmış veya gerçekten bunu yapmaya yetkileri varmış gibi halkımıza mesajlar veriliyor. Bu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten geri dönüşü olmayan sonuçları biz görüyoruz. Yani orada yapılan hatalar günün sonunda bize geliyor çözüm bulmak adına. İşte enfeksiyonlarla çok sık karşılaşıyoruz. Ekim yapılmış, başarılı olmamış. Ve en kötüsü de sonunda karşınızda bir muhatap bulamıyorsun. Yani çünkü o merkez biz bu işi yapmadık deyip işin içinden çıkabiliyor. Çünkü biz örneğin hastanemizde yaptığımız her vakayı işte fotoğraflarıyla beraber, işte bütün formlarıyla beraber Sağlık Bakanlığı'nın sistemine bildiriyoruz. Yani bizim yaptığımız her şey kayıt altında. Yani bir hastanede sadece bize özel değil tabii ki, bu tüm resmi olarak yapan kurumlar için geçerli. Yani yarın bir gün bir problemle karşılaştığınız zaman hakkınızı arayabilmeniz adına, hani inşallah tabii ki hiç problemler olmasın ama sonuçta bu bir cerrahi operasyon, çeşitli sorunlarla karşılaşabilir. Hastanın kendini koruması için aslında bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Biraz önce çok güzel söylediniz, pazarlama adı altında maalesef aslında tamamen aynı olan teknikler çok farklı tekniklermiş gibi sunuluyor. Şimdi normalde bizim aslında saç ekiminde kullandığımız, sadece bizim değil şu an tüm dünyanın, ki Türkiye bu anlamda çok başarılı, FUE dediğimiz bir teknik var. Yani bütün, yani tek bir teknikten bahsediyoruz aslında. Burada çok ufak nüanslar var. Örneğin saç köklerini elde etme yönteminin adıdır FUE. Biz minik mikromotorlarla ense bölgesinden saç köklerini temin ettiğimiz işleme FUE tekniği deniyor. Yani aslında yapılan bütün saç ekimleri FUE tekniğiyle yapılıyor. Fakat burada tek bir fark şu, bizim normal videolarımızda da anlattığımız gibi saç ekimi 3 işlemden oluşur. Bunlardan bir tanesi saç köklerinin temin edilmesi, ikincisi kanalların açılması, üçüncü de elde edilen köklerin kanallara yerleştirilmesi. Burada saç köklerinin elde edilmesi FUE tekniği. Sonrasında kanalları, eğer işte slit dediğimiz normal jilet benzeri bir aletle açılırsa buna slit FUE deniyor. İşte burada slit değil de safir bir uç kullanırsa buna safir FUE tekniği deniyor. Ya da
Asya'da bulunan bir teknikle bu kanal açımı ve kök yerleştirmeyi tek bir kalem sayesinde yapan bir yöntem var. Choi diye bir kalem icat edildi. Bununla yapıldığı zaman da DHI denilen direkt olarak, yani kanal açma ve kök yerleştirme işlemini tek bir seferde yapan bir işlem var. Aslında bu birazcık farklılık teşkil ediyor. Ama onun dışında aslında yapılan yöntem, bir tane yöntem var. Diğer yöntemler, yani Slit, Safir ya da DHI yöntemlerinin arasında inanın %3'lük %5'lik farklar oluşabilir. Burada da önemli olan uygun hastaya uygun yöntemin seçilmesi. Örneğin hastanın çok geniş bir açıklığı var. Mesela burada DHI her zaman çok doğru bir yöntem olmayabiliyor. Yani DHI biraz daha pahalı, biraz daha kaliteli bir işlem gibi anlatılıyor. Ama biz DHI'yi genellikle nerede tercih ediyoruz? İşte kadın saç ekimlerinde. Çünkü daha çok tıraşsız saç ekiminde tercih ettiğimiz bir teknik. Veya hastanın ekim yapılacak alanı daha küçük bir alansa, o zaman ön planda tercih ediyoruz. Dolayısıyla aslında burada önemli olan uygun vakada uygun tekniğin yapılması. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi teknikler arasındaki başarı oranı, ki bunlar temelde aynı teknik, ufak tefek farklılıkları var. Bu başarı oranı çok düşük farklılıklar. Yani %3'lük %5'lik. Burada önemli olan işlemin steril şartlarda doğru bir şekilde tecrübeli bir personel tarafından yapılması. Tecrübeli bir ekip tarafından. Evet. Öncesi sonrası hazırlığının güzel yapılması önemli. Asıl farkı yaratan bu tecrübe. Evet hocam, çok güzel ifade ettiniz, çok güzel açıkladınız, çok teşekkür ediyorum size. Peki o halde şimdi konumuza dönelim isterseniz. Otolog mikrograft, bu yeni duyduğumuz, yeni yeni aşina olduğumuz bir ifade zannediyorum ki, ama kök hücreyi çok sık duyuyoruz. Evet. Şimdi kök hücre tedavisi dendiğinde anti-aging etkisi oluşturan işlemler olarak algılıyoruz. En azından şahsen ben. Evet. Dolayısıyla yine burada saç ekiminde de tam olarak bu mudur bu işleme misyonu? Şimdi otolog mikrograft tedavisinin detaylarına girmeden önce, aslında bu da bir kök hücre temeline dayanan bir tedavi diyebiliriz. Tabii ki kök hücre tedavisini, özellikle kök hücreyi temin etme şeklimize göre çeşitli farklılıklar içermekte. Otolog mikrograft tedavisinde kişinin kendi hücrelerinden elde ettiğimiz kök hücre ve destek doku hücrelerini özel bir solüsyon haline getirerek problemli alana uygulanması temeline dayanan bir tedavi şekli. Hı hı. Sadece saç ekiminde ya da saç hastalıklarında kullanmıyoruz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi aslında bu bir yenileme tedavisi. Yani kişinin kendi yenileyici hücrelerini bir alanda tespit edip, oradan temin edip, sonra problemli alana götürerek oradaki sorunu çözmeye çalışıyoruz. Evet. İşte anti-aging amaçlı da kullanabiliriz bu otolog mikrograft tedavisini. Yani kişi işte biraz kırışıklıkları için veya o yaşlanmanın getirdiği problemleri gidermek adına da kullanabiliriz. Ya da atıyorum bir sezaryen ameliyatı olmuştur, bir ameliyat olmuştur, bir yara izi vardır, bir yanık, bir trafik kazası sonrası oluşan bir problemli cilt alanı vardır. Bu bölgeye de enjekte edildiğinde yine bu bölgede de hızlı bir iyileşme sağlamakta. Ama biz genellikle son yıllarda özellikle saç hastalıklarında ön planda tercih ediyoruz. Ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi farklı teknikler vardı. Bu tekniklerden birisi de biz artık isteyen hastalarımızda saç ekimini otolog mikrograft tedavisiyle entegre şekilde yapıyoruz. Bu sayede hem ektiğimiz köklerin hızlı bir şekilde oraya yerleşmesi, saç üretmeye başlamasını sağlamış oluyoruz. Hem de saç köklerini aldığımız bölgenin daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyoruz. Yani özetle otolog mikrograft tedavisiyle beraber yaptığımız saç ekimlerinde başarı oranımızı birazcık daha yukarıya çekiyoruz. Anladım. Şimdi çünkü şu sorulmuş, biz bu programı yapacağız dediğimizde, kök hücrenin, daha doğrusu kök hücre tedavisi saç ekimi yönteminin bir alternatifi midir? Aslında bir alternatifi değildir. Değil. Beraber kullandığımız bir tedavidir ama asıl bizim kullanma amacımız özellikle genç yaşlardaki dökülmelerde. Örneğin 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda bir dökülme var. Burada saç ekimi yapma zamanını geciktirmeye çalışıyoruz bu tarz tedavilerle. Yani kişide bir saç dökülmesi var. Saç dökülmesinin başladığı aşamada eğer işte PRP, mezoterapi gibi tedavilerle ya da otolog mikrograft tedavisi gibi biraz önce saydığım tedavilere göre daha etkili olan yeni yöntemlerle aslında oradaki problemi yavaşlatmaya çalışıyoruz. Böylece örneğin kişinin 25 yaşında ihtiyacı olmuyor, 30-35'li yaşlarda böyle bir saç ekimine ihtiyacı olabiliyor. Tabii
Bu her hastalık için geçerli değil. Bazı hastalıklarda bu işlemi yapıyoruz ve saç dökülmesi tamamen duruyor ve bir daha hiç saç ekimi gibi bir duruma ihtiyacı olmayabiliyor. Bu vaka vaka değerlendirilmesi gereken bir durum. Otolog mikrograf tedavisi en büyük avantajı süreyle ilgili çok ciddi bir avantaj katıyor bize. Örneğin biz saç dökülmesi hastalıklarında, saç hastalıklarında PRP ve mezoterapi planlıyoruz normalde. Bunlar haftalık, 2 haftalık ya da aylık seansları olan, kişiyi en az 2-3 ay bizim aynı şehirde görmemiz veya takip etmemiz gerektiren durumlar. Ama otolog mikrograf tedavisi aslında oradaki 6-8 seanslık başarıyı tek bir seansta sağlayabilen bir yöntem. Bu özellikle gurbetçi hastalarımız veya yurt dışından gelen hastalarımız için büyük bir avantaj oluşturuyor. Çünkü kişi bir hafta süreyle bizde aynı şehirde bulunabiliyor. Tek bir kontrole gelme imkanı olabiliyor. Ve böylece aslında tek bir kontrolde 2-3 ayda başarabileceğimiz, oluşturabileceğimiz etkinliği tek bir seansta sağlayabiliyoruz. Genellikle de tek bir seans yeterli oluyor ama ilerleyen yıllarda tekrarlayabiliyoruz bu seansları. Ama genellikle yılda maksimum bir kere uyguladığımız bir yöntem diyebiliriz. Evet. Hocam benim merak ettiğim bir soru var. Şu anda tamamen şahsi bir merakım bu. Yakın zamanda sosyal medyada da gördük. Işın Karaca'yı muhakkak siz de görmüşsünüzdür. Saç kıran hastalığının 4. evresi. Evet. Artık son evresinde ve vücudunda hiçbir kıl tanesi kalmamış neredeyse. Böyle ifade ediyor kendisi. Bu denli ileri derece ya da daha önceki evrelerdeki saç kıran hastaları içinde yine saç ekimi gibi bir işlem söz konusu olabiliyor mu? Yoksa önce hastalık zaten tedavi edilecek ama tedavi sonrasında yine tutma ihtimali var mı? Bunu da merak ediyorum. Şimdi saç kıran çok farklı bir hastalık. Yani saç kıran tedavisinde ne saç ekiminden ne de biraz önce söylediğimiz otolog mikrograf tedavisinden çok bahsedemiyoruz. Çünkü örneğin biz otolog mikrograf tedavisinde ense bölgesinden saç foliküllerinden kök hücre temin etmemiz gerekiyor. Bu hastalıkların birçoğunda orada hemen hemen hiçbir doku kalmıyor. Otoimmün bir mekanizmayla kişinin kendi mikrop öldürmesi gereken polis hücrelerinin kıl köklerine saldırması sonucu oluşan bir hastalık. Dolayısıyla orada tamamen medikal bir tedavi söz konusu. Ve medikal tedaviyle başarılı olursak her şey kendi başına geriye dönüyor. Yani burada ekstra bir saç ekimi ya da kök hücre tedavisi gibi kozmetik bir işleme gerek kalmıyor. Tabii ki özellikle bu bahsettiğimiz hastamızda vakada olduğu gibi şiddetli tablolarda tamamen eskiye dönüş, dönse bile ilerleyen yıllarda tekrarlaması söz konusu zor bir hastalık gerçekten kozmetik anlamda. Ama özellikle bizim en çok gördüğümüz işte kişilerin saçlı derisinde para büyüklüğünde 2-3 adet çok küçük alanlardaki boşluklar oluşması, daha çok stres kaynaklı oluşan boşluklar. Tam olarak aslında bu grubu için sormuştum. Burada bizim farklı yine enjeksiyon tedavilerimiz var. Ve 1-2 seanslık tedaviyle tamamen eski haline birçok hastamız da geliyor. Fakat bu denli vücuttaki tüm kılların kaybolduğu alopesi total istediğimiz yani çok geniş alanların tutulumunda çok daha farklı stratejiler izliyoruz. Sonuçlar bazen yüz güldürücü oluyor, bazen yüz güldürücü olmayabiliyor. Ama dediğim gibi kök hücre veya saç ekimi çok söz konusu değil o hastalıkta. Anladım. Peki kök hücre tedavisinin yapılmadığı bir hasta grubu var mı hocam? Şu gruba yapmıyoruz. Burada bizim için özellikle enfeksiyon. Yani eğer hastalık enfeksiyon kaynaklıysa, işte bu saç dökülmesi olabilir ya da ilgili bir uygulayacağımız alanda bir enfeksiyon varsa ya da dokuyu alacağımız alanda bir enfeksiyon mevcutsa o zaman kök hücre tedavisinden ya da otolog mikrograf tedavisinden bahsedemeyiz. Ama onun dışında özellikle saç dökülmesini baz alacak olursak 18 yaşını geçmiş kadın erkek saç dökülmesi olan tüm hastalara yapılabilir. Evet. Bir şey daha merak ediyorum. Tabii yine ki. Bir şahsi merakım. Saç dökülmesinin ciddi saç dökülmesinden bahsediyorum. Normalde tabii ki gün içinde saçlarını 80-100 TL kadar normal kabul ediyoruz zaten. Evet. Aynen öyle. Fazla fazla saç dökülmesinin bazen birden olabiliyor. Bunların genel itibariyle nedenleri neler oluyor hocam? Mesela ailede varsa genetik geçiş söz konusu mu kişide? Ya da stres muhakkak ki etken. Ya aslında şöyle özetleyebiliriz. Tabii bu çok çok sayıda hastalık saç dökülmesine sebep olabiliyor. Evet. Ama bizim temelde gördüğümüz aslında 3 başlıkta hastalarımızı, izleyenlerimizi bilgilendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi telogen effluvium dediğimiz stres dökülmesi. Tabii ki bu sadece mental stres anlamına gelmiyor. Yani mentalden kastım hani bir şeye üzülmek, bir şey canımızın sıkılması da sebep olabilir. Ama tek sebebi bu değil. Örneğin sizin tiroidlerinizde bir problem varsa bu vücudunuz için bir stres. Örneğin ameliyat olmuşsunuzdur, trafik kazası geçirmişsinizdir, bu sizin için bir stres. Covid geçirmişsinizdir veya Covid benzeri başka bir enfeksiyon hastalığı geçirmişsinizdir.
Bu sizin için stres. Demir eksikliğiniz vardır, D vitamini eksikliğiniz vardır, B12 eksikliğiniz vardır, çinko eksikliğiniz vardır. Bu vücut için bir stres. Kilo almışsınızdır, kilo vermişsinizdir, çok yoğun bir diyet yapmışsınızdır. Bu aslında vücut için bir stres. Dolayısıyla vücudu ister fiziksel olsun, ister mental olsun strese sokan her durumda ilk önce saçlar etkilenir diyebiliriz. Dolayısıyla örneğin siz sıkı bir diyet yapmışsınızdır. O dönem saçlar dökülmeye başlamıştır. Sonra diyetinizi normale döndürmüşsünüzdür veya oradaki problem düzene girmiştir. Saç dökülmesi 2-3 ay devam eder. Sonrasında zaten kendiliğinden düzelir. Bizim için özellikle 3 aydan daha uzun devam eden tablolarda muhakkak bir hekim başvurusu gerekli. Biz böyle durumlarda özellikle nedenini bulmaya çalışıyoruz. Eğer nedenini bulabilirsek zaten nedeni ortadan kaldırdığımız zaman sorun düzeliyor. Evet. Nedenini bulamazsak da o zaman yine olası nedenlerle ilgili medikal tedaviler, sonrasında da PRP, mezoterapi, işte otolog mikrograf tedavisi gibi, kök hücre tedavisi gibi o bölgeyi kuvvetlendirmek, güçlendirmek için elimizdeki enstrümanları kullanmaya çalışıyoruz. İkinci basamak kadın ve ikinci hastalığımız kadın ve erkek tipi dökülme dediğimiz hormonal ve genetik yatkınlık. Burada erkeklerde aslında en sık görülen dökülme tipidir. Yani sokakta herhangi saçları seyrelmiş kel bir erkek gördüğümüz zaman bunun sebebi aslında ırsi bir miras, yani genetik bir yatkınlık. Bu da hormonal ve genetik sebepler diyoruz ama burada hormonal sebepten kastımız aslında o kişinin erkeklik hormonlarında ya da vücudunun diğer hormonları ile ilgili bir problem olması değil. Sadece bir genetik yatkınlık neticesinde vücuttaki testosteronun saç folikülünde çok hızlı başka bir hormona dönmesiyle ilişkili bir problemden kaynaklanıyor. Yoksa kişinin kan testosteron düzeylerine baktığımız zaman veya üreme ile ilgili fonksiyonlarına baktığımız zaman herhangi bir problem tespit etmiyoruz. Hı hı. Ya da özellikle menopoza yaklaşmış kadınlarda yine genetik yatkınlıkla ortaya çıkan genel bir seyrelme şeklinde ortaya çıkan tablolara bunları androgenetik alopesi diyoruz. Yani erkek tipi ya da kadın tipi dökülme diyoruz. İşte burada altta yatan bir genetik tablo olduğu için bu ilerleyici bir tablo. Yani 25'te başladı diyelim, her geçen gün biraz daha kötüye gidecektir. Burada biraz önce saydığımız PRP, mezoterapi ya da otolog mikrograf tedavisi süreci tamamen durdurmaz ancak yavaşlatır. En nihai neticede de aslında kişiyi kozmetik olarak tablo mutsuz ediyorsa saç ekimi yapılmalıdır. Yani bizim en hedef popülasyonumuz, mutlu etmeye çalıştığımız kesim kadın ve erkek tipi dökülme. Yoksa telogen efflüvyum dediğimiz stres dökülmelerinde zaten sorunu çözdüğümüz zaman, o problem düzeldiği zaman sorun geçecektir. Üçüncü ana başlık da aslında biraz önce o sanatçımızda bahsettiğiniz gibi saç kıram dediğimiz tablolar. Evet. O da medikal tedaviyle düzelen ya da düzelmeyen ya da tekrarlayan biraz kronik seyirli bir tablo. Ama o tamamen medikal bir tedavi gerektiren bir hastalık diyebilirim. Evet, bir de kanser tedavisi görenlerde de muhakkak. Tabii o da mesela aslında yine ilk saydığımız tabloya giriyor. Evet. Vücutta yine bir stres oluşuyor, evet. Ve ilk yine saçlar etkileniyor diyebiliriz. Evet, peki yöntemimize dönelim. Otolog mikrograf diyoruz. Hocam biraz bu süreci anlatabilir misiniz? Tabii ki. Hasta size geldiğinde işlem nasıl uygulanıyor ve tedavi sonrasında nasıl bir protokolle devam ediyor? Tabii ki. Dediğim gibi bir seans uyguladığımız bir tedavi. Yani saç dökülmesinin hemen hemen her tipinde, işte biraz önce saydığımız saç kıran gibi veya bazı yine cilt hastalıkları var saç döken. Bu özel tablolar dışında, yani stres dökülmelerinde telogen efflüvyum dediğimiz veya kadın tipi erkek tipi dediğimiz genel saç seyrelmesine en sık sebep olan tablolarda rahatlıkla uygulayabildiğimiz ve iyi yanıtlar aldığımız bir yöntem. Yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında süren bir prosedür. Hastamız bize polikliniğe başvurduğu zaman, eğer bu işlemin detaylarını anlattığımızda hastamızda bu tedaviyi olmaya ikna olursa, kabul ederse, o zaman öncelikli olarak bizim bu kök hücreleri temin etmemiz gerekiyor. Bunu nereden temin ediyoruz? Kulak arkasındaki saçlı devden temin ediyoruz. Bu bölgeye önce hastanın işlem sırasında ağrı hissetmemesi için yarım saatlik bir krem uygulamamız oluyor. Bu krem uygulamasından sonra ilgili alanı temizliyoruz ve sonrasında bu bölgeye bir lokal anestezi uyguluyoruz. Tamamen o bölgeye uyuştuktan sonra 3 ila 4 adet mercimek tanesi büyüklüğünde deri parçası alıyoruz. İşlem öncesinde hastamızdan kan alarak PRP hazırlıyoruz. Daha sonrasında da bu elde ettiğimiz doku parçalarıyla hastamızın kanından elde ettiğimiz PRP'yi özel kitler aracılığıyla çeşitli işlemlerden geçirerek o dokularda mevcut bulunan mezenkimal kök hücre dediğimiz yapıları oradan sıyırma tekniğiyle oradan
kan solüsyonunun, PRP solüsyonunun içine aktarıyoruz. Ve böylece kök hücreden zengin bir PRP solüsyonu elde etmiş oluyoruz. Sonra bunu hastamızın sorunlu bölgesine uyguluyoruz. Örneğin saç dökülmesi varsa saçlı derisine uyguluyoruz. Ama hastamız bunu anti-aging amaçlı istediyse yüzüne uygulayabiliyoruz. Ya da örneğin bir sezeryan skarı var, bir ameliyat skarı var ya da bir yanık izi var ya da geçmeyen bir yara var. Yine o bölgeye de uygulayabiliriz. Yani sorunlu olan alana uyguluyoruz. Temin etmek bir prosedür. Sonrasında da temin edilen solüsyonun problemli alana uygulanması da ikinci aşama. Dediğim gibi bekleme, ilk yarım saatlik bekleme süresini bir kenara koyacak olursak hastamız işlem başladığı andan itibaren ortalama 30 dakika, maksimum 45 dakika gibi bir sürede işlem tamamlanmış oluyor. Evet. Peki sonuçları ne zaman görüyoruz? Bu tabii vakadan vakaya değişmekle beraber özellikle saç dökülmesi özelinde konuşacak olursak 3 ay içerisinde aslında yanıt ortaya çıkıyor diyebilirim. Tabii ki aslında yaptığımız andan itibaren orada iyileşme süreci başlamış oluyor. Fakat bunun gözle görülür hale gelmesi, saç dökülmesinin durması, saçların kalınlaşması bu biraz zaman isteyen bir süreç. Dolayısıyla aslında burada 3 ay sonra etki ortaya çıkıyor. 6 ay içinde de aslında maksimum etkinin ortaya çıkması söz konusu oluyor. Evet. Peki kişinin bu evrede, bu dönemde dikkat etmesi gereken özellikle vurgulamak istediğiniz bir şey var mı? Özellikle dokuyu aldığımız, kulak arkasından dokuyu aldığımız alanda milimetrik yani mercimek tanesi büyüklüğünde aslında minik yaralar oluşturmuş oluyoruz. İşlem sonrası bir hafta süreyle oraya özel bir bakım öneriyoruz. Onun dışında hastamızın dikkat etmesi gereken veya kendini sınırlaması gereken bir konu söz konusu değil. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir madde var mıdır? Bence gayet kapsamlı anlattınız ama. Yani bence de genel olarak siz de çok güzel sorular sordunuz ve genel olarak birçok noktaya parmak bastık. Ama tekrar bir özet geçecek olursak aslında kronik, tekrarlayan veya bir şekilde medikal tedavilerle ya da PRP, mezoterapi gibi yöntemlerle yantamlamayan saç dökülmelerinde biz gerçekten otolog mikrograf tedavisini uyguluyoruz ve güzel de yanıtlar alıyoruz. Hastalarımızın geri dönüşleri de oldukça güzel. Zaten bu yöntemler FDA onaylı, bilimsel olarak başarısı kanıtlanmış yöntemler. Dolayısıyla bunları, bu tedavileri Bursa'da da özel medikabili hastanesinde başarıyla dermatoloji kliniğimizde 3 hekim olarak çalışıyoruz. Her birimiz bunu ayrı ayrı başarılı bir şekilde uyguluyor. Bunu değerlendirmelerini tavsiye ederim. İhtiyaç varsa tabii ki, bir uzman öneriyorsa. Bu güzel bir yöntem. Onun altını tekrar vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Sizleri tekrar başka bir konuyla ağırlamaktan mutluluk duyarım programında. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim misafirper verdiğiniz için. Her zaman hocam. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.